Size merhabalar tekrar. Ford Econ'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık biliyorsunuz Ktoniklerin sonu gelmek üzere. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa. Çünkü karakterimin artık damage açısından zorlandığının farkındayım. Bu nedenle tahminen bir eksiklik çıkmazsa boss fight'ımız başarıyla sonuçlanacak fakat uzun sürecektir. Yani öyle 5-6 dakikada kesilecek gibi değil. Onun dışında biliyorsunuz Dark Veil Gate'te en son bir boss fight yapmıştık. Orada da maalesef ki bir ölüm tehlikesi geçirdik ve bayağı bir şey olmuştu. Ses getirdi. Çünkü gerçekten sakin kalması zor bir durumdu. O nedenle onun da şokunu atlatamadım. Çünkü bayağı ben seri ilerledi biliyorsunuz. Öyle bir action'la karşı karşıya gelmeyi beklemiyordum. Aslında bekliyordum ama o kadar yaklaşacağımı beklemiyordum ölüme. Bu nedenle şimdilik biraz daha dikkatli olma kararı aldım. Evet, hemen ilerlemeye devam edelim. İlk görevimiz Commander Lucius'u öldürmek. Şimdi tabii ben videolar arasında biraz farm yapmaya çalışıyorum ki biraz daha hazırlıklı olayım. Skeleton Key Dungeon'larda karakterin gücüne baktığımda dayanıklı fakat zor öldürüyor. Şimdi mesela Camping'de çok belli olmayabilir o. Fakat Skeleton Key Dungeon'larda yavaş ilerliyor karakter. Onu da herhalde şu ana görevler bitince biraz daha üstüne düşüneceğim. Biraz daha farm odaklı oynayabilirim. Çünkü şeye girdik. Neydi o? Broken Hills'teki Step of Torment'e girdiğimizde biraz karakterin yavaş olduğunu düşündüm. Özellikle tank karakterli undeadler karşısında gerçekten zulüm çekiyorum. Tabi bunun etkilerinden bir tanesi Markovian setlerden herhangi bir tanesinin düşmemiş olması. Şu an hiç end game yani bir iki tane dışında end game olarak bir item'ım bulunmuyor. Onun da tabi bir etkisi var. Fakat yine de bir çözüm aramaya çalışacağım. Hemen hızlıca Commander Lucius'a ilerleyelim. Şimdi endgame'de istediğim item seti biraz zor çıkan bir set. O nedenle belki Ktoniklerin bölgesinde olmasa da bir ihtimal Ethereal bölgelerinde yani Malmut tarafında bayağı bir zorlanmayla karşılaşabilirim. O da içerik üretmemi benim engelleyebilir. Çünkü item olmayınca ilerleyemiyorsunuz. İlerleyemeyince haliyle video çekemiyorsunuz.
Bu nedenle zaten Forgotten Gods yani Eldritch Sun'ın bölgesinde varsak bile Eldritch Sun'ı kesebileceğimizi düşünmüyorum şu halimizde. Orayı zaten hani sonraya sakladım. O nedenle bu item bulma olayının biraz daha çabuk olması gerekiyor. Ve düşürmek istediğim set parçalarının da herhangi bir parçası yani belirli bir boss'tan, belirli bir yaratıktan düşmüyor. Tamamen random. O bakımdan ne yapacağım konusunda bir stratejim şu anlık yok. Yani sonuçta random düşen bir şey. Fakat mutlaka bir yol bulmaya çalışırım herhalde. Şimdilik ktoniklerin sonunu getirelim. Ondan sonra belki Nekropolis bölgesinde bir farmlarız. Ya da geri kalan bosslar hakkında bir düşünce üretiriz. Oradan herhalde birkaç parça düşürebiliriz diye tahmin ediyorum şimdilik. Stratejim bu yönde. Evet, Commander Lucius'a geldik. Tehlikeli bir boss. Çünkü biliyorsunuz Ethereal şey atıyor. Meteor atıyor kendisi. Yani Devastation atıyor. O yüzden sıkıntı olabilir. Atmasını bekleyeceğim. Evet. Attı. En büyük tehlikeli hata o zaten. Onun dışındakiler o kadar problem değil. Şimdi gene atacak. Kendisi Die Wound diyerek ofansif sözlerle bizi geriyor. Evet, Commander Lucius'un da sonunu getirmeyi başardık. Ve bize ne attı? Codex of Truth attı. Oathkeeper ve şöyle söyleyeyim. Fire gidecek arkadaşlar için böyle Fire Caster olarak gidecek arkadaşlar için uygun bir veyahut da Lightning işte gidecek arkadaşlar için uygun bir offhand kendileri kullanabilirler. Lakin bizim işimize şu anlık yaramıyor. Bir blueprint aldık. Neymiş kendisi? Evet, anlamsız saçma bir blueprint almış olduk. Mesela ben atıyorum şimdi Oathkeeper'ı caster olarak oynamaya çalışsam bu item'ı arasam mesela bulmam çok zor. Yani videoda size bundan yakınıyor olurdum herhalde. İşte şu Codex of Truth'u arıyorum falan bilmem ne diye. Neyi aramıyorsam o çıkıyor. Neyi arıyorsam o da çıkmıyor. İşte bu maalesef RPG oyunlarının kaderi. Şuradaki alanı açalım artık. Direkt geri dönelim.
Prepare yourself. Good work down there. We cannot... Evet, şimdi gidelim anestezi ile konuşalım. Şimdi burada artık şeyde Ultimate'de Anastasia'yı kendimize Anastasia'yı daha doğrusu Anastasia kim? Anastasia'yı kendimize şey yapacağız. Düşman yapacağız çünkü ondan düşmesi gereken bir item var. Yani benim için değil ama sonradan kasacağım bir karakter için. Şimdi şu kafalı görüyorsunuz değil mi? Bu kafalı çok önemli bir kafalık. Kafalı düşürmek istiyorum. O nedenle kendisine savaş açacağım. Hem de burası bir dungeon olmuş olur. Gider farmlarız. Evet, o da devastation atıyor. O biraz daha sık atar Devastation'ları. Gördüğünüz üzere. Deli gibi atıyor şu an. Evet, onun da kesmiş olduk. Tabii ilkinin de atmasını beklemiyoruz. Ama 5-6 kesişte o kafalığı istiyorum kendisinden. Kalsın. Gerek yok. Şu an görev almaya gerek yok yani. Biz ana görevleri yapalım. Yeter. Çünkü zaten yüzde bul olduk. Şöyle bir çantamızı kontrol edelim. Ne var ne yok görelim. Evet, nekropolise doğru ilerlemeye başladık. Tabii bizi hoş karşılamadılar. Direkt önümüze ağır abiler geldi. Direkt savaş alanına girmiş olduk. Evet, yine bir legendary almış olduk. Bakalım neymiş? Hemen inceleyelim. Burada. Physical damage, fire damage. Tam bir Oath Keeper ve Soldier için biçilmiş kaftan. Öyle söyleyeyim. Şu anlık bizim için iş yapar mı diye bakıyorum. Düşünüyorum. Aslında yapabilir. Biz yapmaması için bir sebep yok.
Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bizim bulduğumuz ayakkabı, yani şu Rungard, ya benim için endgame ayakkabısı. Yani ben öyle karar verdim. Çünkü Rungard denilen bir skill'i var ve o da absorption yapıyor 10.000 kadar şeylere. İşte elemental damage'lere falan ve aether damage'e karşı. Özellikle şu an çok lazım bize. Ve şuradaki skill'imizi, pardon, şuradaki nerede o? Bir dakika. Heh. Şuradaki skill'imizi destekliyor. Yani onu buff'luyor gibi bir şey. Ayrı ayrı çalışsalar da aynı yöntemi kullandıkları için. O nedenle şu an bunu kullanmıyorum. Ama bu olmasaydı bunu şimdilik kullanabilirdim. Terraformer'lar var. Hiç sevmiyorum Terraformer'ları. Şimdilik buraya girmeyeceğiz arkadaşlar. Bu gate'e. Zaten oraya işimiz düşecek ileride. Şimdilik gameplay'i bitirelim. Bir yandan da gözüm haritada, çünkü Nemesis falan çıkabilir. Dalgınlıkla onu kaçırmayalım. Üzmesinler bizi. Şimdi Valdorant denen bir Ethereal Nemesis var arkadaşlar. Bu çok sinsi bir Nemesis. Şeylere çok benziyor. Normal Ethereal yaratıklara çok benziyor. Küçük bir şey zaten. Bir kere savaşırken şeylerin arasına girmiş. Yaratıkların arasına girmiş. Ben hiç fark etmedim. Haritaya da bakmıyordum. Kuru kafayı görmedim yani. Haddinden fazla eşleyince anladım. Ama o arada da ölmüştüm. O yüzden Valdorant'a buralarda dikkat etmek lazım. Evet, yine bizim doğal düşmanımız. Damage şey ne o? Damage yansıtma olan Aura bizi mahvediyor arkadaşlar gerçekten. Direkt kendimiz yiyoruz ve hiçbir defansif bir şey yapamıyorum ona karşı. O nedenle onu dikkatli olarak izlemek gerekiyor. Yaratıkları. Hoş geldin Arif. Evet, ilerliyoruz bakalım.
Evet, Nekropolis'e geldik sayılır. Burada bir yerde olacak herhalde. Evet. Şimdi Gates of Necropolis önemli bir yer. Neden önemli bir yer? Hem farm alanı hem de arkadaşlar bu Valdorant dediğim Nemesis'in en yüksek oranla çıktığı bölgelerden bir tanesi. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Gözünüzü haritadan ayırmamanız gerekiyor. O yüzden tavsiyem şöyle bir girdiğinizde map'i sürekli kontrol etmeniz. Ne demişsin Arif? Burası çok yorucu, giriş çıkışları. Doğru, evet, maalesef. Ama güzel farmer alanı. Orada ben totem görüyorum. İyi var. Totem, ilk totemimiz geçeceğiz şimdi bu videoda. Çünkü totem biliyorsunuz yüksek drop şansı demek. Fakat Necropolis'te totem açtığınızda arkadaşlar artık ağır abiler bayağı yoğun gelir. Haliyle bölgesel olarak. Tehlikeli bir yer. Şimdi burada Rungard'ın ekmeğini çok yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Aether damage'i 10.000 absorbe ediyor. Üstüne bir de kendi şeyimiz var. Ekmeğini çok yiyeceğiz yani. Rungard'ın. Resmen Ethereal kalkanı gibi bir şey üstümüzdeki bot. Evet, Ağır abi geldi. Bunlar biraz tehlikelidir. Özellikle şuradaki kalkanlı abi. Ama görsel olarak da çok severim. Yani çok karizmatik varlıklar. Bana öyle geliyor. Fakat şu an o karizmaya ihtiyacımız yok. Yaşamaya ihtiyacımız var. Bir yandan da tekrar kontrol ediyorum. Bir Nemesis tehlikesi var mı? Küçüklerden başlayın her zaman. Küçüklerden başlamak daha mantıklı. Aslında bunu şeyden edinmedim bu bilgiyi. Yani Grim Dawn'dan edinmedim. Dota'dan öyleydi yani. Biz her zaman Dota'da ormanı keserken hep küçük yaratıklardan başlardık. Daha sonra bu pekteki büyüye yapardık. Çünkü bu Grim Dawn'da da böyle olmalı herhalde. Evet, şimdi gelenleri bir inceleyelim. İki tane Legendary geldi. Tank ve pet build'ler için uygun bir item geldi. Madalya geldi. O yüzden bizlik değil ama kalsın. Bir de yine okulistler için uygun. Okulist ve necromancer'lar için uygun bir item düştü. Aslında early de tabii birkaç şuradaki özelliği ihmal edersek şunların ikisi early de size combo olabilir summonerken. Ama tabii endgame şeklinde değil. Olamaz yani. Kısacası biz yine bir şey alamadık.
Şimdi benim şöyle bir problemim var. Onu ben fark ettim geçenlerde. Bizim ofansif abilitimiz arkadaşlar düşük. Bunu itemlarla tabi setlerle toparlayacağız, o ayrı bir konu da. Ama çoğunlukla sıkıntı ofansif abilite. Bakın şimdi şöyle anlatayım. Şimdi ofansif abilite 1921 bende. Fakat bak karşı tarafa diyor ki şu an en son savaştığım düşman hero'sunda %82 oranla ben vurabiliyorum bu düşman hero'suna. Yani yüzde neredeyse 18 şeyle misliyorum. Bir de hiçbir şekilde crit vuramıyorum. Crit vuramayınca ne oluyor? Bu sefer yüksek hasar çıkartamıyorum. Yani benim problemim aslında hasarım değil. Hasarım aslında iyi. Yani 70k, bir de sürekli kadens vuruyorum. Kadens de 3. vuruşunda biliyorsunuz bayağı bir yüksek vuruyor. 30'dan 37'den fazla vuruyor. 70k'da burada var. Anasını satayım, bu zaten benim casterlarda bile bu kadar değil yani. 65-70k onlarda. Demek ki bende damage var. Peki bende ne yok? Bende crit atamıyorum ben. Yani 70k'lık DPS'imi critleyemiyorum yaratıklara karşı. Bu da neye sebep oluyor? Benim az vuruyormuşum hissine sebep oluyor. Aslında DPS olarak toparlanmış durumda. Benim ofansif abilitim düşük. Peki ben ofansif abilitiyi arttırmak için ne yaptım? Ofansif abilitiyi arttırmak için öncelikle arkadaşlar bazı skill şeylerinden vazgeçtim. Mesela ne yaptım? Şuradan birkaç skill geri aldım. Mesela fighting formu 6'ya düşürdüm. Ve arkanistlerden de şuradaki fazlalıkları 12'ye kadar düşürdüm. Ve direkt şuna ekledim. Neden bunu ekledim? Bir kere bizim mana sıkıntımız vardı hatırlarsanız. Ki hala var ama o kadar değil. Buraya verdim. Buraya vermemin sebebi bizim toplam ofansif abilitemizi %12 arttırması. Ve artı %25 spirit vermesi. Bu nedenle buraya bir 12 tane bastım. Ama yeterli gelmedi. Yeterli geldim diyorsanız yeterli gelmedi. Sonra düşündüm. Aslında ofansif ability kaynağım şuradan olabilir. Fakat şimdi giyeceğim set Mantis Bulwark'u şey yaptığı için, desteklediği için o yüzden yine bu skill'den vazgeçmiyorum. Bir de damage absorbe işim veriyor zaten. Bu kadar yaşamamızın sırrı o. Bir de dedim ki resistlerde problem olabilir. Yani karşı tarafın resistini, physical resistini düşürmekte bir problem olabilir. Onu da kontrol ettim. Mesela buradan 36 düşürüyoruz zaten kafadan. Yine buradan karşı tarafın defansif abilitesini düşürüyoruz. Fakat yani bunlara rağmen hala bir problem var. Devotion'larımı kontrol ettim. Defensive ability yazarak, yani karşı tarafın defansif abilitesini düşürme amaçlı kontrol ediyorum. Yine öyle bir hani defansif ability komple düşüren Devotion belki bir iki tanedir yani. Bu da beni tabi düşüncelere gark etti. Karşı tarafa crit atmamın bir yolunu aramaya çalışıyorum yani. Yüksek defansı olan, defansif abilitesi olan yaratıklara bir şekilde crit atmaya çalışıyorum. Zaten Devotion'ları eğer bulabilsem, yani Devotion'dan bir yol bulabilsem şuradaki Shield Maiden'ı iptal edebilirim yani. O kadar ileri gitmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Muhtemelen istediğim setleri, yani Markovian seti elde edince muhtemelen böyle bir problem kalmayacak. Çünkü o bayağı bir ofansif ability verecektir. Fakat şimdilik durum bu. Karakterde bir crit atamama problemi mevcut. Bu açıklamadan sonra yolumuza devam edelim. Tabii küçük yaratıkları atabiliyoruz. O ayrı konu. Zaten o yüzden AOE olarak çok çok temizliyoruz. Orada bir problem yok. Fakat büyük böyle güçlü yaratıklara maalesef crit atamıyoruz. Şimdi mesela buradan bir kontrol edelim. Mesela bu yaratığa bile kritim benim 0,005 yani.
Hatta sıfır oldu. Dedim ki statlarda mı bir sıkıntı var? Yani oyun mu yanlış gösteriyor? Onu düşünüyorum. Ama bilemiyorum yani. Hatta bunun kontrolünü diğer karakterlerimde de yapacağım. Bakalım onlarda durum ne? En son artık şey fikrine kapıldım. Yani bunları artık resetleyeceğim. Cunning'e çok abanacağım. Çünkü Cunning de çok veriyor. Belki diyorum Cunning'e biraz abanırsam sorun bir nebze çözülebilir. Bakalım. Çünkü Cunning düşük yani haliyle. Çok HP odaklı gittik. HP 14K'yı buldu. Hatta geçti. Fakat eğer Cunning'den bayağı bir yüksek bir crit şansı yani offensive ability bayağı bir elde edebilirsem tabi bazı fedakarlıklar yapacağız artık HP'den. Yapacak hiçbir şey yok. Grimdawn arkadaşlar biraz böyle işte build yaparken hazır bir build'e bakmıyorsanız kafa yoruyor. Yani biraz yormak gerekiyor. Düşünmek lazım. Her şeyde çok açık yazmıyor. Oyunun belki de az eksilerinden bir tanesi budur. Bir şey çok açıklamalı yapmıyor. Mesela bir skill'in neyle iyi çalışacağını veyahut da ikilemde bırakıyor yani sizi. Bazı şeyleri deneyerek görmeniz gerekiyor. O yüzden o da bir problem. Kafa yolup yorup biraz strateji üretmek gerekiyor. Bakalım ne olacak. Nekropolis de biraz büyük bir yer. O nedenle daha hala şeye ulaşamadık. Gelmişken şuradaki bir arkadaş vardı, ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, denk geldi diye şu an anlatıyorum da. Normalde hakkımda yoktu aslında. Şurada sadece Nekropolis'e özel bir Blacksmith var. Cursed Smith olarak geçiyor zaten. Buradan Ancient Heart alabilirsiniz. Blood of Kton alabilirsiniz. Skeleton Key. Her türlü her şeyi alabiliyorsunuz buradan. Mesela Ancient Heart'ı başka yerde bulamazsınız. Böyle satan. O yüzden buraya uğrayabilirsiniz. Karşılığında sizden Tainted Brain alıyordu. Evet. Böyle de bir durum yapabilirsiniz. Burası da bir kolaylık sağlar yani. Şimdi Ancient Heart'a ihtiyacım olmadığı için ben almıyorum tabii ki. Ama şuradaki Doom relikini yaparken bayağı bir ihtiyacım oldu kendisine. Ve oradan temin ettim. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Bugün biraz yoğun bir gün olacak. Grimdawn için değil. Benim için. Şundan dolayı. Ve bu videoyu çektikten sonra bir kere bir artık burayı bitirdikten sonra artık farm odaklı bir Grimdawn oynayacağım bir süre. Diğer videoya kadar. Bir de Project Diablo yayını olacak bugün kesinlikle. Çünkü orada da artık 85-86 level'lara geldik ve heli farmlıyoruz. Yüksek bir rune düşürmeye çalışıyoruz. Rolcan arkadaşımız da. Onun da tabii yayını olacak. Belki bir sonraki. Hatta ondan sonra da Heroes 3 yayını olabilir. O da çok güzel vakit geçirtir. Hem strateji hem
RPG öğeleri barındıran eski oyunlardan bir tanesi. HD Edition haliyle, tabi Steam'deki versiyonu değil, GOG'daki versiyonuyla oynayabiliriz. Yalnız Heroes 3'te iyi değilim. Heroes 3 profesyonel olarak bilen arkadaşlar kızmasınlar. Yardımlarını da bekliyorum ayrıca. Sadece hani zevk aldığım şekilde oynayacağım. Onun da RPG öğeleri çok güzel. Bayağı beğeniyorum. Müzikleri olsun. Bakalım neler olacak. Evet. Şeye geldik. Nekropolis'in içine kadar girdik. Şuradaki arkadaşları yok edelim. Herhalde boss'u kesebileceğiz. Bana öyle geliyor şu an. Biraz uzun sürecektir. Artık sağ edeceğiz. Tabii hiçbir şey şeyden uzun süremez. Biliyorsunuz 50'nin sonunda Eldritch Sun'la kapışmıştık. Orada biliyorsunuz bayağı bir yarım saat kapıştık. O kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama yine bir uzun sürer tabii. O zaten inanılmaz bir kapışmaydı. Şahit olanlar bilir. Bitmedi yani kapışma. Evet. Buradaki görevlerimizi de yapalım. Arkadaşlar her şey hell demişim. Diablo'nun iyice alışkanlık oldu. Ultimate'de Gates of Necropolis ve normal Necropolis'i komple koca bir dungeon olarak düşünebilirsiniz. Hiç korkmayın. Direkt girin dungeon'mış gibisinden tüm şehri temizleyin. Size item atacaktır mutlaka. Temizleyin yani. Hiç problem yok. Tabi Bastion of neydi onun ismi yine unutuyorum. Ha. Aynen. Bastion of Chaos'u da girmeyi unutmayın. Burayı sonra bir ara açalım. Şurada bir totem gördüm. Toteme doğru bir ilerleyelim bakalım ne var ne yok. Yine herhalde bir ktonik totemi. Şuradaki görevimizi yapalım. Totemi hallettikten sonra direkt artık göbeğine girelim. Evet. Önceki toteme göre biraz daha basit oldu. Fakat yeni spamlar gelebilir. Evet, bir şey çıkmadı. Aslında biraz item alabiliriz. Çünkü para lazım. Şunları bir toplayalım. Şeyleri toplamaya çalışıyorum da neydi o Vendor'lardaki scroll'ları yani tarifleri toplamaya çalışıyorum. O yüzden çok yüklü miktarda para gerekiyor. Haliyle toplayacağız yani. Bunun iyi tarafı şey bir kere tariflere ulaşınca diğer karakterleriniz de aynı tarifleri kullanabiliyor. Fakat augment'ları kullanamaz arkadaşlar. Augment ne demek? Defansif olarak size veyahut da ofansif veya defansif olarak size etki eden komponent demiyorum bakın augment vendorlardan aldığınız
üstünüze bastığınız buff'lar. Onlar için yine hangi karakter açarsanız açın şey yapmanız lazım. Ona reputation kasmanız gerekiyor. Bu nedenle onu da öyle dengelemişler. Şimdi ben direkt şeye gideyim ya. Uğraşması zor oldu böyle. Evet, giriş yaptık. Hemen hızlıca ilerleyelim. Burada da tabi biliyorsunuz ktonik nemesisler olabiliyor. Ama Gravatul gelmez. Gravatul'un lokasyonlarından bir tanesi değil. O yüzden biraz daha rahatım aslında. Diğer nemesis de güçlü tabii ki de. Çok hızlı bir nemesis değil. Burada çıkacak olan. Çıkarsa tabii ki. Hatta şansımızı bile deneyebiliriz. Fakat tabi ölüm tehlikesi geçireceğimizi zannetmiyorum. Gravatul olsa çok ayrı bir durum. Yalnız şöyle bir güzel bir haber vereyim. Şimdi arkadaşlar buradaki boss'u kesmemiz demek bizim nekropolisi artık farmlıyor olabilmemiz gerektiğini gösterir. Yani Malmut'ta ilerleyemesek bile ki boss'a kadar ilerleriz orada da. Sadece nekropolise kadar olan tüm bölgelerdeki yerleri farmlasak bile bayağı bir karakterimiz gelişmiş olur. Yani artık korkmaya gerek yok. Neden korkmaya gerek yok? Şundan diyorum. Sonuçta bu oyunun Malmut ve Forgotten Gods yani Corben Basin bir içerik eklentisi. Esasen oyun ilk saf hali burada bitiyor. O nedenle farm noktalarından çok olumlu sonuçlar alırsınız. Yani ben Malmut'ta farmlayamıyorum, ne yapacağım demenize gerek yok. Hemen yani şurayı da alalım. Tabi buradan şimdi böyle bir şey söyledim diye diğer sanki DLC'ler gereksizmiş gibi geldi ama böyle bir şey yok. Bu oyun Diablo 2 de öyle, Diablo 3 de öyle. İçeriklerini almanız gerekiyor arkadaşlar. Almazsanız olmaz. Yani maalesef öyle. Hani bazı arkadaşlar oyunu ısındırmak amaçlı böyle oyunlarda şey diyorlar işte o DLC'yi alma, bu DLC'yi alma gerek yok. Ben hani ortada neyse onu söylüyorum yani. Diğer DLC'leri almanız gerekiyor. Net yani. Yani tartışılacak bir konu bile değil. Evet, devam edelim. Şuradaki şeyi açalım. Burayı hep açıyorum ama bir gün... Aha şu an şu an şu an beni fena bozdu. Diyecektim ki bu kadar açıyorum burayı bir kere de Legendary düşmedi buradan diyecektim. Diyemeden ağzıma tıktı. Evet ilk olarak ne geldi bakalım. Bir dakika bakamadım. Nereye gitti o şimdi? Heh, şu muydu? Yok değil. Bu da değil. Bu da değil. Şuydu herhalde. Aynen. Yani Lightning şamanlar için uygun bir item olabilir. Devam edelim. Bir totem daha. Hadi bakalım. Bugün totemlerden yana şansımız var. Belki bir Markovian alabiliriz. Umut dünyası işte. Hadi bakalım. Böyle çevresini temizleyelim. Ki uğraşmayalım.
Şimdi diyeceksiniz ki şu crit muhabbetinden yola çıkarak. Şimdi sen crit atsan zaten, crit atmadan bile böyle crit atsak zaten bunları tek atarız herhalde. Yani tak diye koyarım, geçeriz. Yani benim crit atmam şu an benim şey yapar. Endgame gelir yani hemen. İnan oyun biter yani hemen. O yüzden herhalde benim physical olarak, physical damage vuran bir karakter olarak crit damage'e hemen ulaşamamam oyunun dengelerinden bir tanesi diye tahmin ediyorum ben. Yani çünkü ulaşsam şu an kritim olsa zaten Markovian'ı falan neden düşüreyim gibisinden olur. Crit atsam çok kolay olur. O yüzden bunu da dengelendirme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Biraz geri çekildi. Şimdi şöyle bir şey konuşuldu geçen gün bana ulaşıldı bir arkadaş tarafından. O bu totem page'inden sonra girmiş oyuna. Yani totem biliyorsunuz daha önce Grimdarlık totem diye bir şey yoktu. Ondan önce girmiş. Şey ondan sonra girmiş. O yüzden totemden öncesini bilmiyor. Şey dedi ya totemden öncesi siz ne yapıyordunuz? Yani totemle bile hani item kovalama biraz zor. Valla şu an bana deseler ki totem olmasa ne olurdu diye. Yine tabi oynardık da gerçekten zor zamanlarmış yani. Totem şöyle bir eleştiri de var. Totemin oyunu çok kolaylaştırdığını ben katılmıyorum. Çünkü şöyle ben anlatayım. Neden kolaylaştırmadığını ve neden gerekli olduğunu da şöyle açıklayayım. Şimdi biz normal yaratıklar kesiyoruz ya. Yani şu hero olmayan yaratıklar kesiyoruz. Diğer biliyorsunuz Diablo 3'te, Path of Exile'da veya benzerlerinde normal yaratıklar kestiğinizde normal yaratıkların da dropları yüksektir. Yani çok değerli itemlar düşebilir. Mesela normal bir yaratıkta Diablo 2'de diyelim birden Berrun düşebilir. Anlatabiliyor muyum? Path of Exile'da da öyle. Mesela normal bir yaratıktan birden Exalt düşebiliyor diyelim. Fakat şimdi Grimdawn'da öyle değil. Grimdawn'da normal bir yaratığın çok iyi bir item düşürme şansı çok 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 düşük yani. O yüzden tabii düşüyor, düşmüyor değil. Ama diğer oyunlara göre biraz daha düşük. O yüzden bir böyle o boşluğu düzeltecek, o boşluğu hissettirmeyecek bir item drop kaynağı lazımdı. O da totemler oldu. Ha bir de şöyle bir şey. Grimdawn'da eskiden leveling çok zordu arkadaşlar. Yani leveling zor derken şöyle leveling zordu arkadaşlar. Anlamsız bir zorluk. Yani yaratıklardan ötürü değil. Anlamsız bir zorluk vardı. Şöyle bir zorluk. Şimdi normal yaratıklardan item düşmeyince çok az düşünce hero'ları kesemiyorsun bir süre sonra. Tıkanıyordu oyun. Yani seni üst level'a taşıyacak item'ı bulamıyordun böyle. 60 level'larda tıkanıyorsun böyle ya da 50 level'larda. Şimdi totem onun önünü açtı. Yani totem en azından farmlanabilecek, early game farmlanabilecek noktalardan bir tanesi oldu. Leveling'i biraz daha şey yaptı yani. Eğlenceli kıldı. Öyle söyleyeyim. Biraz daha hani hissederek oynatmayı sağladı. O yüzden ben totemi çok beğendim açıkçası.
Ha ama tabii şöyle. Şimdi totem noktalarının hemen hemen böyle kafanızda oluşup ya şurada totem vardır şeklindesi tahmin yürütebilmeniz o kötü. Totemin nerede, ne halde, ne kadar çıkabileceğini tahmin edemememiz lazım. Mesela ben biliyorum ki 2-3 oyunda bir Necropolis Gate, yani Gate of Necropolis bölgesinin yani 4, yani 4 köşesinden bir tanesinde mutlaka bir totem vardır diyebiliyorum ya şu an ben mesela. Yani bunu diyememem lazım normalde. Bu olmasa iyiydi. Ama olsun, yine de totemler canımız, seviyoruz. İyi ki gelmişler. Şimdi yeni bir patch daha gelecek. Grim Dawn'a. Biraz ondan bahsedeyim. Daha ne olduğu çok belli değil. Bayağı bir yine farklılıklar olacak. Buna da hazırlıklıyız. Bakalım ne olacak. Herkes umutla bekliyor yine. Yani şu konuya değinmek istiyorum. Bu kadar yıl sonra bile sezonu olmayan, biliyorsunuz yani biz açmazsak Grim Dawn'ın yapımcıları kendi bir sezon düzenlemiyor. Böyle bir oyuna hala destek veriyor olmaları, hala güncel tutuyor olmaları, forumda bu kadar aktif olmaları gerçekten çok önemli bir şey. Oyunun sevilerek yapıldığını gösteriyor. Bir oyun sevilerek yapılıyorsa arkadaşlar, gerçekten isteyerek yapılıyorsa, emek gerçekten böyle konu sadece para değilse, kendini çok belli ediyor oyun. Mesela Diablo 2 de öyledir. Diablo 2 de kendini o şekilde belli eden ve yapan oyuncuların dahi oynamaktan, şey yapan kişilerin bile oynamaktan memnun olduğu oyunlardan bir tanesi. Grim Dawn da öyle. O bakımdan hala gerçekten zevk alarak oyunu editliyorlar. Oyunu patch ve destek amaçlı kullanmaya devam ediyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Bir de inanılmaz bir derecede kitleyi dinliyorlar. Hadi bakalım. Ya bir de şöyle bir soru gelmişti, onu da söyleyeyim. Soru şu, aslında şöyle bir merak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi buralar gelmeden daha buradaki bosslarla bile bayağı böyle bir sağlam item kasıp böyle bayağı bir gear'lar alıp üstüme o şekilde ilerleyip direkt böyle buradan hemen Malbut'a gidip hemen sonra Forgotten Gods'a gidip bayağı bir oyunu bitirmeye oynayabilirdim. Fakat mesela çok aşırı sağlam bir şey yokken bile endgame kampingin sonlarına doğru oynamaya çalışıyorum. Bunu neden yapıyorum? Neden biriktirmiyorum? İki tane sebebi var. Bir tanesi içerik olarak YouTube'a çok bekleme yapmak istemiyorum. Bir haftadan fazla bekleme yapmak istemiyorum. Aslında biliyorsunuz normal oynarken 2-3 günde bir atıyordum video. Şimdi atamıyorum. Sebebi atmak istemediğimden değil. Biraz farm yapıyorum çünkü yani paldır pül küldür gidemem artık. O nedenle biraz emin olmam gerekiyor ilerlemede. Bir diğer durum da şu. Şimdi çok da iyi olmasını istemiyorum karakterin. Biraz daha hani challenge olsun yani. Biraz da o heyecanı yaşayalım yani. Şimdi hardcore olup öyle sürekli farm yapıp
O şekilde ilerleme modunda takılsam zaten bir kere çok uzun sürede bir içerik gelir. 2 haftada bir gelir anasını satayım. İkincisi heyecanı kalmaz. Yani şimdi siz izliyorsunuz. Şimdi ben gelip böyle şuna tek atsam, buna tek atsam, gidip boss'u 2 dakikada kessem Superman gibi zevki kalmıyor. Yani önemli olan zaten bu itemlarla, hani bu kalitedeki itemlarla oyunu biraz hani zorlamak hardcore olarak. Hani o ölüm tehlikesi geçirdim ya geçen videoda. Yani bu o kadar problem bir şey değil. Yani bu ben hatta öyle bir şey yaşadığımıza sevindim bile şundan dolayı. Tabii ölmediğime de sevindim de. Yani sonuçta üstümüzdeki item'lar iyi değil ve heyecan katıyor. O tek düzelikten kurtarıyor yani izleyiciyi. O yüzden hani kendi açımdan değil, bir de içeriği izleyen arkadaşlar için birazcık heyecan yaratmak istiyorum. Hatta bir sonraki challenge'ım şey olacak. Direkt yerden bulduklarımla ilerlemek. Yani nasıl? Farmsız. Direkt yani. Farm yok. Üstüme ne buluyorsam bir kere de gideceğim. Tabii öleceğim büyük ihtimal. Ama onu da yapmak istiyorum. O ne bileyim, o daha bir sanki ilgi çekiciymiş gibi. Daha böyle bir tatmin oluyor insan. Onu da deneyebilirim ileride. Evet. Şimdi buradaki arkadaş biraz tehlikeli haliyle. Hatta içerisi daha güvenli bile diyebilirim yani diğer boss. Bu biraz daha sıkıntılıdır. Diğer konuya tekrar geri dönersek, yani sonuçta bu oyun da bir roleplay oyunu olduğu için her şey özgür, yani ne yapmak istediğiniz bir roleplay olarak düşünebilirsiniz. Yani challenge yapabilirsiniz kendi kendinize, her şey sizin elinizde. Evet, burası biraz kalabalıklaştı. Şimdi burada şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar, eğer tecrübeliyseniz. Şimdi burada işler karışıyor artık. Bakın daha fazla summon geldi. Dark Veil Gate'deki olayı hatırlıyorsunuz. Şimdi Ktonic insan formundaki olanlar biraz sıkıntılı. Şimdi böyle son HP'ye getirir seni, yani kendisini. Sen çok basit algılarsın ama full HP'sindir. Bir problem olmaz ama mesela kaçmazsın orada. Bir anda seni öldürebilir. O yüzden bakın şu an işlerin karışık hale geldiğini görmeniz gerekiyor bakın. Biraz daha bakın gördünüz mü? Daha fazla HP'm gitmeye başladı artık. Artık hani Grim Dawn'ın bu oyunlarına alıştım yani. Öyle söyleyeyim. Biraz geride duracağım. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada şunu yapabiliriz. Öncelikle şuradaki skillimizin dolmasını bekleyeceğiz. Şu ana skillerimizden bir tanesi. Full HP'm olmasına rağmen bakın onu bekliyorum yani. Bu işte bu işler biraz tecrübe gerektiriyor. Yani şimdi biraz gidip dalabiliriz. Evet. Hiç acele etmedim. Ne gerek var acele etmeye? Şimdi bakalım nasıl bir item geldi. Yine bizi ilgilendirmeyen bir item. Evet, o halde giriş yapıyoruz. Evet, tahmin ettiğim gibi biraz uzun sürecek burası. Tabii ne yapıyoruz burada? Basabildiğimiz her şeyi basıyoruz. Yani kesebileceğimizi umut ediyorum ama kesemeye de biliriz. O zaman çıkarız oyundan direkt. Yapacak bir şey yok. Hazır değiliz demektir. Arkadaş geldi şu an.
Biraz geri çekelim. Evet, endgame hiçbir yani bot dışında endgame bir silahımız yok. Mücadele ediyoruz. Şimdi bir iki tane vurup geri çekilmek de önemli burada. Neden? Bizde internal travma damage'imiz var biliyorsunuz. Dot olarak vuruyoruz. En azından bir tane vurup gitsem bile o dot'la birazcık daha HP'si iniyor. O da önemli. Böyle böyle indirmeye çalışacağız. Şimdi en büyük hatalardan bir tanesi söyleyeyim. Çoğu arkadaş şey yapıyor. Direkt boss'a fokuslanıyor. Çevredeki hiçbir şeye fokuslanmıyorlar. Küçük yaratıkların sizi öldürmeyeceğini zannetmeyin arkadaşlar. Öldürürler. O yüzden küçükten başlayın. Sürekli o minionları temizleyin ki biraz daha rahat dövüşün. Ana boss'la. Bakın ben mesela döndüm hemen. Yani onu 2 dakikada onu öldürmenin bana bir zararı yok yani. Ama o sürekli bana vurursa onun bana zararı var. Yani dönün arkadaşlar bunları. Öldürün gitsin. Ne kaybedersiniz? Şu ataktan da kurtulmaya çalışın. Sevdiğim bir atak değil kendisi. Şu, keza o da, şu da öyle. Yine geldi. Temizleyin gitsin. Bu ataktan kaçıyoruz. Yine kusacak. Yine kaçtık. Devam. Kusuyor. Evet. Kaçıyoruz. Evet. Buradaki boss'umuzu hallettik. Şimdi bir dakika, şunu da öldürelim. Şimdi ilk kesişimizde biliyorsunuz her zaman 3 tane kutu verir. Ama bir daha burayı kesersem 2 tane verecektir. Bir burada, bir burada. Onu da belirtelim. Evet, Ktoniklerin boss'unu artık orada ultimate'de bitirdik. Şimdi şunu belirteyim. Şimdi dedim yani ktonikleri artık farmlarız tamamen falan bilmem ne. Doğru, farmlayabiliriz aslında. Fakat bu kadar uzun keseceksek eğer şuradaki boss'u, bu boss'a girmenizi önermiyorum arkadaşlar. Yani şimdi bu zamana, yani şu keseceğim zamana ki zaten çok bir şey atmıyor. Bu zamana 5 tane 6 tane hero kessem daha mantıklı. Mantıklı farm için. O nedenle eğer çok hızlı kesemiyorsanız burayı farm olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hızlı kesmeniz gerekiyor. Yani gireceksin 2 dakikada burayı kesebiliyorsan tamam, bu senin farm alanın olabilir. Ama sen 2 dakikada burayı değil de böyle 10 dakikaya yakın bir hızla kesiyorsan buraya girme. Yararlı değil. Hani zaman açısından sıkıntı. Bir de ölüm tehlikesi var. Gerek yok yani. Dışarıdakiyle bir önceki boss'la yetinmen yeterli olacaktır. Onu öyle söyleyeyim. Şimdi buradan çıkalım.
Evet, şeye geri gidelim artık. Port ikona geri gidelim. Evet, başarım da kazanmış olduk. Immortal Savior başarımını da almış olduk. Tabii size gözükmüyor olabilir. Steam'den bana geldi. Hardcore'da 100 level olarak şeyi bitirdik diye. Evet, bu şeyi biliyorduk zaten. Normalde izlemiştik. Evet, şimdi artık diğer içeriye geçiyoruz yavaştan. Excuse me. My father and I were part of a small group. Evet. Buradan artık ilerlemeye devam edeceğiz Mahmut'a karşı. Para ve scrap gerekiyor. Hemen onu da halledelim. Evet, Malmut yolculuğumuza başladık. İlerleyelim. Bir dakika, şöyle bir şey de var. Aa. Bakın ne fark ettim. Burada bu kapıyı açtığımızda arkadaşlar, burada bir boss çıkıyordu eskiden. Hatırlayanlar bilir. O çıkmadı mesela. Güncelleme gelmiş olabilir. Ha, bu arada tamam, bir dakika. Arif, hiç uyarmıyorsun Arif. Arif de şey dikkat etmedi. Şu an çok saçma bir şey yaptık. Yine benim saçmalıklarımdan bir tanesi. Biz yanlış yere geldik. Biz marşa geldik. Ay Allah'ım. Şeye gideceğiz. Buradan gideceğiz. Yine saçma sapan bir iş yaptık. Klasik benim, biliyorsunuz. Ben de diyorum çünkü şeyden fark ettim bu arada. Ben hala yoldan fark etmedim arkadaşlar. Şeyden fark ettim. O boss'un çıkmamasından fark ettim. Çünkü o boss çıkmak zorunda. Bir de diyorum ki güncelleme mi geldi acaba? Ay Allah'ım ya. Ha, güncelleme geldi. Yani adamların işi gücü yok, oradaki boss'u kaldırıyor.
Allah'ım yarabbim. Bir de çok eminim yani. Diyorum ki güncelleme gelmiş kaldırmışlar. Yani orada olmasa ne zarar olabilir ki zaten? Niye kaldırsınlar? Hay Allah'ım. Gitmeden şuna da girelim bir. Bir de hiç de şey demiyorum ya. Niye benden scrap istesin? Scrap isteyecek bir durum yok. Para isteyecek bir durum yok. Bu arada ne geldi bakalım. Yine bizi çok ilgilendirmeyen pet build'ler için bir item. Ay. Vallahi üşüttüm herhalde ya. Evet. O boss geldi işte. Hep beraber Arif sağ olsun. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Malmut biraz uzun sürer. Yapacak bir şey yok. Özellikle şehir içinde biraz daha uzun vakit geçireceğiz. Evet, Gloomwald'a geldik. Şu an bir saati de geçti video. Artık öbür videoda buradan yolumuza devam ederiz. Direkt bu videoları hani yapılırken canlı olarak izlemek isteyen arkadaşlar Twitch'ten takip edebilirler. Muhabbet, sohbet de yapıyoruz. Farm videoları için de Twitch yayınları yapıyorum. Fakat onu upload etmiyorum. Onun dışında Diablo 2 için de bugün bir yayın olacak. Farm yayını. Çünkü onda da artık farmlama noktasındayız. Yüksek bir run bekliyoruz. Daha zevkli geçiyor şu an. Onun haricinde yakında Heroes 3 içerikleri de gelebilir. Dediğim gibi Heroes 3'te çok başlangıç seviyesindeyim. Noob'um diyebilirim yani. Yani daha önceden bildiğim bir oyundu. Oynadım da. Fakat iyi değilim. Onun hakkında içerikler de gelmeye başlayabilir. Şeyi de farkındayım. Lore içerikleri gelmiyor. Yarın belki bir lore içeriği ekleyebilirim. Karakter olarak biliyorsunuz 3 tane lore içeriği var. Genel hatlarıyla Malmut bölgesini, Ktonik bölgesini ve Korvan Basin bölgesini anlatmıştım. Biraz daha belki Morganet'ten bahsedebilirim arkadaşlar. Birkaç güne Morganet'in içeriği girebilir. Morganet ne? Biliyorsunuz Tomb of the Heretic'te Morganet bir hareketlenme başlatıyor. Darbe içerikli. Yani şöyle aslında Eldritch Sun'ın arkasından iş çeviriyor. Ve Eldritch Sun da aslında buradaki tanrı da buradaki 3 Witch God'la savaşırken
Bir yandan da buradaki tehlikeyi fark ettiği için hedefini buraya çevirmeye çalışıyor. Biz de o anlarda zaten geliyoruz buraya. Onların da öyle bir şeyi var. Şöyle bir başlangıç bilgisi vereyim. Buradaki büyücüler insanken çok yüksek güçleri elde ettiklerinden bir büyücü klanı kuruyorlar ve insandan tanrıya ulaşma, yani tanrısal hale gelip tanrıdan bile güçlü hale gelmeye çalışan bir büyücü klanı var. Tüm tanrıları yok etmek istiyor, öyle söyleyeyim. Yani tanrı diye bir şey kalmasın istiyorlar. Bunun hakkında bir lore içeriği ekleyebilirim birkaç güne. Onun da açıklamasını yaparız. Öyle bir bilgi vermiş olayım. Bugün dediğim gibi biraz yoğun olacak. Diablo 2 yayını olacak kesinlikle. 2 saat herhalde. Çünkü yemek falan yiyeceğim. Onun dışında Grim Dawn ile ilgilenen arkadaşlara söyleyeceğim şey şu. Dediğim gibi Necropolis'e koca bir dungeon gözüyle bakın. Early game için en azından. Ultimate'e geçtiğinizde Porticon'daki Anesteria ile artık düşman olun. Bir dungeon açılsın size. Dark Veil Gate'deki boss'a, yani benim durumumdaysanız şu an item olarak mecbur kalmadıkça pek uğramayın. Biraz sıkıntı yaratabilir. Broken Hills'teki ve Port Valbur'daki Skeleton Key dungeonlarına girebilirsiniz. Uzun sürse de early game için iyi bir seçenek olabilir. Bir de Lower Crossing'deki arkadaşlar, şuradaki boss'u Allah aşkına küçümsemeyin. Ya kivi görsem küçümsüyor. Ya şunu bir kere kesip bırakmayın. Ya tamam, çok yakın. İlk boss, evet doğru, ama bir şey veriyor yani. Şimdi mesela videoyu öyle bitireceğim. Olsun olsun ye Arif. Yemezsen güç kazanamazsın. Güç kazanamazsan sohbet edemezsin. Yemek önemli. Ben de yemek yiyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki boss'u küçümsemeyin. Evet kolay ölüyor. Evet her şey bile, ama 101 level yaratık sonuçta. Size Legendary atabilir. Evet. Tekrar köyümüze geri dönelim. Durum bu şekilde. Bir sonraki videoyu bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bana verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederim. Misyonumu tamamlamaya çalışıyorum YouTube'da. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere.